Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz Miki Noto figürlerinin yapılışını ve sonra da uygulanışını göstermek istiyorum. Bu notaların çok değişik kullanımları var. Şöyle küpe aparatı kullanarak küpe yapabilirsiniz. Kolye yapabilirsiniz. Ben bunu videonun sonunda hal yapımını göstermek istiyorum. Hal yapabilirsiniz. İsterseniz de bileklik de olur. Şimdi yapımına geçiyorum. Gördüğünüz şema üzerinden şu sıradan başlayacağım. Önce şu arka kısmı, daha sonra bu tarafını tamamlayarak bitireceğim. Burada bir tane açık renk, 5 tane koyu renk boncuğumu, ipimi alıyorum. İpimin sonuna kadar götürdükten sonra bir tane açık renk boncuk alıp ikinci boncuktan geçerek ilk üçlümü buraya yapmış oldum. Şu üçlüm, daha sonraki üçlüm koyu renk üçlü. O nedenle bir tane koyu renk alıp öndeki boncuğu atlayıp arkadaki boncuktan devam ediyorum. Diğer üçlümüzün sağ tarafında beyaz bir boncuk var, açık renk boncuk. Onu da yerine aldım. Son boncuğu da bu boncuğun yanına oturtunca ilk sıramız tamamlanmış oluyor. Şimdi buradan dönüş yapıyorum. İlk boncuğumuzu atmış vaziyetteyiz. Daha sonra şu ve şu boncukları atacağız. Bunlar koyu renk boncuklar. En sonunda açık renk bir boncuğumuz var. Bunu da yerine aldıktan sonra bu tarafa geçerek bu sıraları yapmak istiyorum. Bir sıra böyle gittikten sonra toparlayıp yazacağız. Böylece sıramız da daha kuvvetleşmiş, daha sağlamlaşmış olacak. İlk boncuğum koyu. Sonraki boncuğumuz şemada gördüğünüz gibi açık renk boncuk. Şimdi bu koyu renkli boncukta sıra. Bunu da yerine aldıktan sonra bu tarafa dönerek burayı tamamlamak istiyorum. Önce bu boncuktan
şu yönden çıkmam lazım. Onun için alttaki boncuklardan dönüş yaparak buraya geleceğim tekrar. Sıranın ilk boncuğunu buraya oturtuyorum. Arkasından şu sıra çapraz olarak yukarı çıktığı için burası koyu, burası açık renk. Önce koyu rengimi, sonra açık rengimi buraya alıp buradaki boncuğu atmak için boncuğun içinden ters yöne dönerek buraya geliyorum. Sıradaki koyu rengi atıp tekrar açık renklerle yandaki sıraya devam ediyorum. Şurada şu son boncuğum kaldı. Onu da dönüp atıyorum. Burada desende son bir boncuğumuz var. Onu da buraya attıktan sonra eğer bunu üstünü kulp yapmak isterseniz buradan üç dört tane boncukla bir dönüş tamamlayıp bir halka takacak yer hazırlıyoruz. Bunun için de içinden bir kez daha döneceğim ki sağlamlığı oluşturalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu motif büyük boncuklarla yapılıyor ama biz iri boncuk kullanarak daha görünür kılmak için bunları kullanıyoruz. Siz yaparken tabii ki büyük boncuklarla yapıp bu sonucu elde edeceksiniz. Şimdi burada şu boncuğun içine gelip buradan devam edeceğim.
Onun için boncukların içinden yürüterek buraya kadar geliyorum. Dönüşte ilk boncuğumuz yine açık renk, arkasından şu boncuğu atıyorum. Ve çaprazındaki bu boncuğun çaprazındaki boncuk da yine aynı renk boncuk. Sıranın en altındaki boncukta tekrar beyaz boncuk olarak yerini alacak. Burada bu boncuğun içine tekrar dönüp gelmem gerekiyor. Yandaki boncukların içinden geçerek buraya kadar geldim. Şimdi buradaki ek renk koyu rengimiz. Bunu yerine aldıktan sonra üstündeki açık rengi ve onun üstündeki koyu rengi sırayla alıyorum. Bu boncuğun içindeyiz. Bu boncuktan çıktık. Şimdi şu koyu boncuğu buraya atacağım. Daha sonra da öteki boncukları tuğla tekniğiyle dönüşte bu boncuğun içinden çıktıktan sonra atacağız arkadaşlar. Şimdi sıradaki açık renkli boncuklarla aşağı kadar ineceğim. Sıraya tekrar dönmek için bu boncuğun içinden geri gelmem lazım. Bu nedenle yandaki boncuklardan geçiş yapıyorum. Şu boncuğu atıyoruz. Şimdi en üstteki şu boncuğun içinden çıkınca buraya iki tane boncuk alarak şu boncukları attım. Tekrar bu boncuğun içinden dönüp aşağı devam ediyorum. Şu boncuğu alıyorum. Altındaki boncuklar açık renk boncuklar.
Burada ikisinden birden geçip ters yöne en alttaki boncuğu da atmam lazım. Tekrar bu boncuğun içinden geleceğim. Sırada şu boncuk var. Burada iki boncuktan birden çıkıp yukarıdaki şu iki boncuğu tuğla tekniği olarak buraya atıyorum. Buradan dönünce ilk boncuğumuz gene koyu renkli boncuk. Sırayı tamamlayıp yukarı çıkacağım. Şu boncuğu arkasından bu boncuğu atarak devam ediyorum. Burada sırada bu boncuk var. Notanın diğer bacağı burada başlıyor. Açık boncukla dönüyorum. Tekrar içinden geri geleceğim. Ya da size daha önceki anlattığım metotla buradaki boncuğu ters olarak da atabiliriz. Bu videoda dönüş yollarının tekniklerini göstermiştim. 4 teknikten birisi bu. O videomda önerenler videosu içinde burada yayınlayacağım. Açıklamalarda da bulabilirsiniz. Şimdi bu boncuğun içinden çıkarak sıraya devam ediyorum. Bu sıradaki boncuk da koyu renk boncuk. Artık bu notanın bacağı bitmiş vaziyette. Etrafındaki açık renk boncukları doldurarak bu bacağı bitireceğiz. Dönüp şu boncuğu da atınca buradaki nota tamamlanmış olacak. Sırada şu boncuk var.
Şimdi notanın şu iki boncuğunu buraya alacağım. Bu notam da tamamlandı. Sadece kenarlardaki boşlukları dolduracağız ve bitireceğiz. Burada dönüp buradan gelmem lazım ama yukarı çıkarak da yapabiliriz. Burada yandaki boncuklardan üst sıraya kadar çıkıyorum. Şu boncuğun içinden geri dönerek devam edeceğim. Şurada son bir boncuğum kaldı. Onu da tamamlamak için yandaki boncuktan geçiyorum. Ve bitiriyorum. Artık ipi düğüm atıp kesmekten başka bir işim kalmadı. Bu figür de tamamlanmış oldu. Şimdi bu figürlerde yapacağım bir halhalım var. Onu size göstermek istiyorum. Arkadaşlar yaklaşık bir karış uzunluğunda ince zincir kullanıyorum. Bu zinciri bir halka vasıtasıyla üç dört santimlik bir ilave yapacağım ki ayarlama konusunda bir sorun oluşmasın. Bu zincirin halkalarına papağan girmiyor. Bu zincirin her halkasına papağan girebildiği için ayakta kullanırken bir ilave gerekiyor. Şimdi bunun ince tarafına yine halka ile bir tane papağan takıyorum. Diğer tarafına da bir tane apara takacağım. İsterseniz yapmış olduğunuz bir iki figürlerinden bir tanesini de buraya takabilirsiniz. Ya da herhangi bir aparatta kullanma şansınız var. Zincirimiz bu şekilde oluştu. Şimdi belli aralıklarda bu hazırlamış olduğumuz minik aparatları bu zincir üzerine yerleştiriyoruz. Şöyle baktığım zaman en ortaya bir tane nota
yerleştirdim. Yaklaşık iki parmak ileriye, bir tane daha, bu kez çift nota aparatı yerleştiriyorum. Diğer tarafına da aynı şekilde bir çift nota yerleştireceğim. Daha sonra da her iki tarafına birer tane daha tekli notalardan yerleştirerek bu halde da tamamlamış olacağım. Böylece minik boncuklardan yapmış olduğumuz halkamız tamamlanmış oldu. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.